dog brain. Johnny beyin dondurana karşı. Mega Teknoloji Enstitüsü. Işık enerjisini iyi kullanmışsın. Ve üstündeki çıkartmaları da beğendim. Lazerine B+ veriyorum. Dışarıda ders işlemek muhteşem bir fikirdi. Profesör çok bilir. Evet. Son projemize not vermeniz için mükemmel bir gün. Sıcak yaz günlerini hiç sevmem. Alt kısmımı son derece rahatsız ediyor. Su basınçlı dış kabuk bilindik fakat kullanışlı. B-. Jet çanta. Eski moda fakat şık. B. Ya bu garip şey gene. Bu benim kuantum buzlu çino makinem. İçer misiniz? Ha, sen mega öğrencimizin. Hayır, bana kahve düşkünü derler. Ama aynı zamanda yarı zamanlı dahi. Gereksiz bir kahve mikseri dahisi desek daha doğru olur. Artık gerçek dahice buluşlara geçebiliriz. Örneğin... Eyvah! Yani sörf dilinde imdat, döndüremiyoruz. Tekrar yapalım mı? Özür dileriz profesör. Süper harika projemizi göstermek için kardeşimizin yardımına ihtiyacımız vardı. Kendiliğinden dalga yaratan sörf tahtası. Yani sörfsüz sörf yapmak gibi bir şey. Yaz eğlenceleri için mükemmel bir buluş. Dünyada zaten fazlasıyla eğlence var. Fakat bu dahice bir buluş. O+. Buna dahice buluş mu diyorsunuz budalalar? Siz galiba kahve tabanlı teknolojik buluşumun önemini kavrayamadınız. Merhaba. Dünyadan kahve düşkünü gereksiz adama. Sen işe yaramazın tekisin. Senin kahve teknolojini ben deneyebilirim. İçeceğin tamamını sana vereceğim. Buzlu kahve. Bedava. Üstüne krema da koyabilir misin lütfen? Ben bunu daha sonra içsem daha iyi olur. İçinde ne vardı? Bu durumda hepsi yatağa düşecek gibi görünüyor. Beyin donduran! Teknoköy'ün en yeni ve en büyük süper kötü adamı! Dur bir dakika. Beyin donduran. Bize kötülük etmene gerek yok ki. Hayır. Sonsuza kadar asıl sen. Dur bakalım. Hey, sadece sakin olmanı rica ediyordu. Hayır, sen sakin ol. Hem de sonsuza kadar. Ve şimdi tüm bu buluşları kendim için çalarak hem Teknoköy'ü hem de tüm dünyayı ele geçirebilirim. Hey, aklıma bir şey geldi. Kaç! Yani sen... Hey, ben bu işi öğrenmeye başladım ha? Bu doğru. Kaçın. Yani sörf yapın. Ama siz beyin donduranın son numarasını henüz görmediniz. Çok harika. Güzel. Kızların laboratuvarına gidelim. Belki orada bu çılgın kahve düşkününü durduracak bir şeyler bulabiliriz. Anlaşıldı. Bak, küçük motosiklet, turbo sırt çantası, ışın tüfeği ve peynirli cips hızlandırıcı. Donmuş bir beyni eritmek için gereken her şey var yani. Oh.
Kilitli. Ancak süper zeki biri burayı açabilir, değil mi? Süper zeki biri, ha? Pekala. Bu arayan küçük test değil mi? Bu istenmeyen aramayı neye borçluyum acaba? Yardımına ihtiyacım var. Teknoköy'de yeni bir şeytani daha var. Onu durdurmamız gerek. Bana başka bir şey sor. Mesela ben size niçin yardım edeyim gibi. Bir sibernetik silikonlu saat ayarlı kilidin şifresini nasıl çözebiliriz acaba? Oo. Niçin bunu şimdilik benden uzak duran o güzeller güzeli ablana sormuyorsun? Çünkü beyin donduran onu dondurdu. Hemen geliyorum. Işınlanma makinesi 5 para etmez. Bekleyin. Diğer bacağım da her an burada olabilir. O kilitli yere hemen şimdi girmeliyiz. Sen sağır mısın? Diğer bacağımı bekliyorum dedim ya sana. Tamamdır. Hadi yolu gösterin. Bunu nasıl açacağız? Şifreyi kırarak mı yoksa üstün güçlü bir matkapla falan mı? Sanırım hepsinden biraz daha karmaşık bir yol deneyeceğiz dostum. Dinamit mi? Pekala. Şimdi dinamiti patlatıyorum. Beyin donduranın kafayını kafasına uçuracak yeterince aletimiz var burada. Eğer uçuramazsak gizli yerime saklanmadan önce bunu kullanma iznim var. Bir maytap mı yani? İnorganik maddeleri atomlara ayıran moleküler bir maytap dostum. Üstelik gürültüyle patlarken kulağa çok eğlenceli geliyor. Nasıl çalışıyor? İşte size göstereyim. Göstermek yerine anlatabilirdin değil mi? Tamam. B planı zamanı. B planı nedir? Bunu ben de bilmiyorum. Ama beyin donduranın kendi ilacından tatmasının bir yolunu bulmamız gerekiyor. Evet, işte budur. Böyle söylediği anlardan nefret ediyorum. Daha önce içmeyip sakladığım kahveyi ona içirmenin bir yolunu bulacağız. Ve böylece onu da donduracağız. Biliyor musunuz? Laboratuvarımda hem süper hem de kötü bir şey üzerinde çalışmaktayım. Belki işimize yarar. Telaşlanmayın, bacaklarımız hemen geliyor. Evet, bu işe yarar. Kahve, güzel buzlu kahvelerim var. Taze ve buzluyken alın. Hey, siz de kimsiniz? Biz yeni buzlu kahve satıcılarıyız. Size şöyle güzel bir moka vereyim mi sizi donuk adam? Pekala, yıkma parçalama isteği beni susattı. Ama neden beraber içmiyoruz ha? Ne? Tamam patron. Ben hak etmedim ki bu kahveler buzlu değil. Tarçın. Tarçınlı olsun. Benim süte alerjim vardı. Bence bunu aldım. Ama bunda kabarcıklar var. Ben bunu istiyorum. Ama ben bunu daha önce yalamıştım. O yüzden bunu istiyorum. Bunu al. Hayır, bunu al. Bunu al. Bunu alayım ben. Bunu alsana. Bunu sen al. Bunu ne dersin ha? Ben bunun içine tükürmüştüm ama. Ben hatırlıyorum, rahat ol. Pekala, harika. İç bakalım patron. Aha, suratına bak. İşte şimdi tam dondun. Sahi mi? Ben gideceğim. Ablaların ve tüylü arkadaşın gibi donma sırası sende. Hiç kimse benim tatlı suzunumu ve Johnny'mi donduramaz. Çünkü o benimle konuşan ve tuhaflıklarımı anlayan tek arkadaşım. Neredeydin bakayım sen? Yolumu kaybettim. Madem ağacı dondurdun, donmuş ağacı. Al bakalım, zehir olsun. Oh. Johnny! Çabuk söyleyeceğim güzel bir cümle bu. Ona kahveniz hazır efendim de. Ama kızgın bir şekilde. Kahveniz hazır efendim. Yok olmadı. Hayır. Kahveniz hazır efendim. Hayır. Yok, bu da olmadı. Nasıl söyleyeceğim bunu? Kahveniz hazır efendim. Onun söylediği gibi. Hayır. Bir de kendine kötü diyor. Çok yazık. Başardık. Şimdi hemen ablalarımın, Duki'nin ve diğer dahilerin buzlarını eritelim. Her zaman ısınmak için bir fincan sıcak çayın iyi geldiğini düşünmüşümdür. Vazgeç.
Tizin bizi kurtardığınıza inanamıyorum. Ne yapıyorsun sen? Benim istediğim tek ödül tatlı Susan'ımdan bir öpücük almak, o kadar. Hiç şansın yok. Sana saygı duymaya başladım. Fakat öpücüklerim satılık değil benim. Yani şimdi ben sizi kurtardığım için hiçbir ödül almayacak mıyım? Sanırım benim aklıma bir şey geliyor. Eyvah eyvah! Ya bu şeyi nasıl döndüreceğim? Söyler misiniz? Sola eğil. Hayır hayır, kendi soluna. O zaman hadi kahve içmeye gidelim. Ama sıcak, sıcak kahve. Johnny'nin büyük kar macerası. Şiddetli kar fırtınası. Hadi gidelim. Merhaba kar fırtınası, elveda okul. Hey! Hava durumu spikeri ciddi kar yağışı ve şiddetli tatilden bahsetmişti. Çocuklara okul yolu yeniden göründü. Şiddetli kar fırtınası Teknoköy'ün kuzeyine doğru kaydı. Sıcak bir hava dalgasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim sizlere. Sıcak hava mı? Ama kış mevsimindeyiz. Kar fırtınasını yanlış tahmin ettiğin gibi bunda yanlış tahmin ettiğinden eminim. Ve bu sıcak hava dalgasında ateşli gazozun enfes lezzetini tatmanın tam zamanıdır. Size bir şey serinliği hissedin. Üstümüzdeki bu giysilerle çok sıcak. Kış mevsimindeyiz. Onlarca ev ödevi yapmak yerine benim snowboard yapmam gerekiyordu. Ne yapacaksın? Kar yağsın diye büyü yapacak halin yok ya. Merhaba çocuklar. Hayır ama ablalarım yapabilir. Aha! İşte ben, Sitsiror, Köstebek halkının kralı. Buraya yeryüzüne de geçirmek için geldik ve kimse bizi durduramaz. İyi ki sahte elmaslı özel güneş önleyici köstebek gözlüklerimiz var. İşgal için hazır olun. Güzel gözlük, bakayım şuna bir. Parmak ışık, geri çekilin, geri çekilin. Duki, dünyanın en zeki ve güzel ablaları benimkiler, öyle değil mi? Evet Johnny, aslında onların tam olarak şöyle oldu. Cevabımız hayır. İyi de neden hayır diyorsun ki? Daha senden bir şey istememiştik. Haklısınız, çok çabuk karar verdik. İltifat için teşekkürler, iyi günler. Pekala, sanırım yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Lütfen, 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 lütfen. Ne olur kar yağdır. Hayır. Ve bize dünyalar kadar yalvarsan da Johnny, Teknoköy'e kar yağması için atmosfer dengesini bozacak su buharını havada oluşturmayacağız. Anladın mı? Yapmayacağız. Karnımı doyuran ve kulaklarımın arkasından sırtımı okşayan arkadaşım, sakın korkma. Ortada bir inatlaşma varsa ben de yalvarma kralıyımdır. Bunu sakın unutma. Lütfen, 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 lütfen. Hayır. Lütfen, 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 lütfen. Hayır. Lütfen, 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 lütfen. Hayır. Lütfen, 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 lütfen. Tamam, tamam. Sizin için bir kez kar yağdıracağız. Tamam ama lütfen, lütfen yalvarmayı kesin. Dikkatle seyredin, işte acil kar yapma makinesi. Kar! İçin biraz zamana ihtiyaç var Johnny. Johnny! Nasıl olsa yorgun düşecekler değil mi? Kar yağıyor. Tamamdır, okul yolu. Kesinlikle çıkartamayacağınız yeni koruyucu gözlüklerimizle yeryüzüne ele geçirmek için geri döndük. Geri çekilin. Lanet olsun. Hey dostum, bu muhteşem karlı bir gündü değil mi? Bir tane daha olmalı. Unutma onu Johnny, Susan ve Mary'e bir kez daha kar makinesini kullandırmamız imkan dahilinde değil. Haklısın. Biz de onlara sormayız.
Hey! Bu tarafa bakıp el sallayan Gil değil mi? Gil? Komşumuz mu? Yoksa benim şaheserim kardan Gil mi? Karın kuralı budur. Vay canına. Bu eski kardan Gil numarasına son kez kanışımız olsun. Kesinlikle. Ama ne kadar benzetmiş. Kardan Gil. Teknoköy beklenmedik bir başka kar yağışıyla karşı karşıya ve çocuklar da tehlikeli numaralarla kayarak bunun tadını çıkartıyorlar. İşte geri geldik. Tekrar. Oh, hadi ama. Pekala. Sadece bir karlı gün daha istiyorum. Ve sonra okula devam. Ve bu kez ödevlerimi yapabilirim. Evet ama Susan ve Mary tekrar senin kardan Gil numarana kanmayacaktır değil mi? Hey! Bu el sallayan yine Gil değil mi? Ne yapıyor orada? Gömleğini çıkarıyor ve pazularını şişiriyor. Vay be! Şu kaslara bir bak! Johnny Test! Bu senin son kar yapışın olacak. Öyle diyorsanız öyledir. Johnny, o düğmeye kaç kere bastın sen? Bilmem, niye ki? Teknoköy'ün karla mücadelesinin 30. günündeyiz. Pekala, işin kötü tarafı bir aydır evde mahsur kaldık. Ama iyi tarafı ise hala ev ödevlerimi yapmak zorunda değilim. Yemek zamanı. Harika, çok acıkmıştım. İşte çocuklar, palto köftesi. Teknoköy'de geçen hafta yiyecek kıtlığı olduğu için biz de bu gece benim deri paltomu yiyeceğiz. Afiyet olsun. Palto köftesi. Kim yer ki bunu? Ketçabı verebilir misin lütfen? Ben büyümekte olan bir çocuğum. Benim proteine ihtiyacım var. Paltoda protein yoktur. Dışarıda mutlaka yiyecek bir şeyler vardır. Pekala. Kar makinesinin düğmesine fazla bastığım için özür dilerim. Ama durdurmak için havaya sıcaklık falan veremez misiniz? Olabilirdi. Fakat laboratuvarın çatısı tamamen buz tutmuş. Ve senin saçma kar takıntın yüzünden Teknoköy elektriksiz kaldı. Kar fırtınalarını durdurabilmek için güçlü ısı kaynağına ihtiyacımız var. Tek çözüm bu ama nasıl? Hey! Karı eritmek için yukarı çıkamıyorsak biz de aşağı yerin altına ineriz. Yer küresi dozerine. Sonunda dünyayı ele geçirme zamanı geldi. Asla çıkılamayacak gözlüklerimiz varken ve Teknoköy 6 metre kar altındayken kimse bizi durduramaz. Hiç kimse. Pekala, pes ediyoruz. Yine kazandın alev saçlı dünya çocuğu. Evet, her neyse. Çocuklar bize yardım etmeye ne dersiniz? Yardımımızı mı istiyorsun? Yeraltı sizin kontrolünüzde. Bu yüzden Teknoköy'ün üzerindeki kar tabakasını eritmek için dünyanın merkezdeki sıcaklığı bir şekilde dışarı çıkartabilirsiniz diye düşündük. Size borçlu kalırız. Bizim isteğimize nasıl karşılık verebilirsiniz ki? Planımıza yardım edebilir. Ne? Unut gitsin. Dünyamızı ele geçirmenize yardım etmeyeceğiz. Ele geçirmek. Ele geçirmek mi? Bu çok komik. Dünyanızı ele geçirmekten daha iyi fikirlerimiz var. Öyleyse ne istiyorsunuz? Biz sadece şenliğimiz için biraz ateşli gazoz almak amacıyla yeryüzünü ele geçirmek istiyoruz. Şenlik. Anlaştık. Askerler, ısı tünellerini açın! İşe yarıyor! Hey, bu kadar kar eriyince nereye gidecek acaba? İyi bir soru. Kar eriyince nereye gidebilir? Biliyorum. Göstermek deliklerinden içeri akar ve... Şimdi ben sizden bir iyilik istiyorum. Evet, karlar sonunda eridiğinden artık halkımız palto köftesi yemekten kurtuldu.
Ve çocuklar, ev ödevlerinizi yapsanız iyi olur çünkü yarın okullar açılıyor. Şenlik zamanı! Şunun sesini kısar mısın? Burada ödev yapıyoruz herhalde. Olabilir ama bu benim en sevdiğim şarkı. Hadi ama bu bir şenlik sonuçta değil mi? Yahoo! Böyle olacağını düşünmedim.